Siber Güvenlik Haftası'nın ikinci günündeyiz ve yanımda Siberyum kurucu ortaklarından Gökhan Şenşükür var. Gökhan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok mersi. İlk güne başlamış olduk şimdi. Sizce nasıl geçiyor? Dünü biraz değerlendirebilir misiniz? Fuarımız geçen seneye oranla bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim Siber Güvenlik Haftası'na katılımımızın ikinci yılı bu sene. Geçen sene de katılmıştık, standımız vardı. Bu sene de katılım oldu. Geçen seneye göre firmalarda ve üreticilerde bir artış olduğunu görüyorum. Çok daha katılımın çok daha arttığını ve bu da en azından siber güvenliğin de farkındalığının arttığını ve firma anlamında bu tarz organizasyonları sponsorluk tarafında başarılı olduğunu görüyorum. Onun dışında genel olarak hani Siber Güvenlik Haftası standart rutininde bence devam ediyor. Peki, Siberyum firmamızdan biraz bahsedelim isterseniz. Siz hizmetlerinizle ve danışmanlık hizmetlerinizle ön plana çıkıyorsunuz. Siberyum, siber güvenlik alanında nelere hizmet ediyor? Siberyum Bilgi Güvenliği ve Danışmanlığı şirketi aslında biz 5. yılımızdayız. Aslında çok böyle yeni de sayılmıyoruz bu aşamada. Normalde TSE tarafında bu yıl itibariyle A sınıfı belge sahibi olan bir şirket olduk. Bu bizi aslında katma değerli bir danışmanlık şirketi haline getiriyor. Penetrasyon testi ve güvenlik testleri tarafında aslında kalibrasyonumuzu arttırdık. Personel sayımızla birlikte burada sertifikasyon ve daha yüksek ölçekli büyük kurumlara güvenlik testleri yapabilecek duruma geleceğiz. Onun dışında danışmanlık hizmetleri tarafımızda bilgi güvenliği ve yönetim sistemi BGS tarafı ve KVKK ve aynı zamanda DDO dediğimiz yani dijital dönüşüm ofisi yani rehberle ilgili danışmanlık hizmetlerimiz mevcut. Aslında bir danışmanlık şirketi gibi gözüküyoruz bakıldığı zaman. İnsan ve adam gücümüzü kullanıyoruz. Onun dışında tabii şirket yapısı gereği entegratör bir şirketiz. Aslında donanım ve yazılım sağlayıp ve entegrasyon işleri yapıyoruz bu aşamada. Siberyum dediğim gibi önümüzdeki yıllarda çok daha farklı projelerimiz olacak, yatırımlarımız olacak, şirketi büyütmeye yönelik hamlelerimiz olacak ama tabii ki bu şartlar ve mevcut yapı ile alakalı ilerleme planlıyoruz. Bu sene biliyorsunuz aynı zamanda Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nı da Siber Güvenlik Haftası içerisinde değerlendiriyoruz. Yabancı konuklarımız da var. Onlarla iletişime geçme fırsatınız oldu mu? Genel olarak nasıl gözlemlediniz bu seneki etkinliği? Evet, bu sene için açıkçası şöyle, yabancı ve yurt dışı kaynaklı müşterilerimizin bize gelip standlarımızı ziyaret etmesi ve bizim ürünlerimizle ilgilenmesi açıkçası bizim hoşumuza gitti. Hani genelde kamu kurumları ve işte üniversite öğrencileri genelde haşır neşir olmuşken diğer taraftan yani yurt dışı kaynaklı müşterilerimizin bizi ziyaret etmesi açıkçası bizi sevindiriyor. Tabii bu bizim için bir artı avantaj. En azından temas ediyoruz ve birlikte farklı projeler yapabileceğimizi görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. Çok teşekkür ediyoruz ben Gökhan Bey katıldığınız için sağ olun. Çok teşekkürler sağ olun.